dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Emeklerine boş.
boşa çıkar mı? Anne. Babam bekliyor babam. Yemek nerede diyor. Hemen hazırlıyorum. Sen sözlü kızı tut, sınava sok. Babam bir anlarsa o zaman ne yapacaksınız bakalım. Sus, kız duyacak. Sen şu altopatları yıkan. Lan ne yapıyorsunuz siz? He? Kaç kişisiniz? 2 saattir bir yemeğe getiremediniz. Sen otur, ben hazırlayayım şimdi. Ulan zaten 2 saattir oturup dururum. Bak çabuk elini çabuk tut. Vallahi hazırım ortasına şimdi ha. Tamam hazırlıyorum işte gel. Tamam. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Anne. Elif ablam gene bırakmış yüzüğünü. Hani her gün başka bir yerde. Bir şey değil kaybolacak yani. Neredeler nedir? Nurcan'a gitti. Ben gönderdim oyunun parasını alsın diye. Bu yüzük parmağına çıkmayacak demedim ben ha? Bulaşık yıkarken oldu. Hep aceleden. Benim yüzümden. He. Senin yüzünden öyle mi? Ver bakayım sen şu oklavayı. Ver ver. Bu da benim yüzümden. Bu da benim yüzümden. Versin o Elif. Parmağına çakacağım o yüzüğü. Ben demiştim anneciğim. Zorla delirteceksiniz adamı. Baban kız burada. Sana ne be? Ne demek sana ne? Ben bir yere gidip gelirken haber vereceğini demedim mi? Ya sen ne laf anlamaz adamsın. Sevmiyorum ben seni. Ne demek sevmiyorum Elif'im ya? Sen beni seveceksin. Ben seni seveceğim. Nikahta keramet vardır Elif. Dokunma be. Öpeyim bir tane. Gel kız buraya. Gel buraya. Özleyeceğim buraları. Gelmeden önce 2 yıl nasıl geçecek diyordum. Şimdi de dönesim yok. Canımıza minnet komutanım. Keşke gitmeseniz. Keşke. Ama bitirmem gereken bir iş var İstanbul'da. Dur bakayım yavaştan. Ya bir şey diyeceğim. Bırak. Asker abi. Ne oluyor burada? Ne olur bir şey de şuna. Bırakmıyor peşimi. Dur bir dur. Sakin ol tamam. Komutan şakalaşıyorduk. Gönlünü alayım diye peşinden koştum ben. 10 tane gönlüm olsa birini vermem sana. Kız arabaya binir. Komutan. Yanlış yapıyorum. Bakırcıların oğluyum ben. Bugüne bugün o kızla sözüm olur. Yakında evleneceğiz. Suratında anne bakılırsa o işte o. Şimdi efendi efendi çekti burada. Komutan. Duyduğuma göre 2 gün sonra gidiyormuşsun. Bir kızı yanında götüremeyeceğine göre çeneni de boşa yorma. O kız benim sözüm. Ben de onu alacağım. Sonra görüşeceğiz.
hale getirmişsin adamı suratına. Az bile yaptım. Benim ne işim olur onun gibisiyle? Niye sözlendin o zaman? Ben istemedim ki, babam verdi. Okuyacağım ben. Doktor olacağım. Bak sen. Öyle oturduğun yerden doktor olmuyor mu? Oturmadım ben de zaten. Bu ne? Sınav sonucu. İstanbul Merkez Üniversitesi Tıp Fakültesi. Aferin kız sana. De. Babam bilmiyor daha. Gizli girdim sınava. İstersen ben konuşup ikna ederim baba. Yok yok. Aman. O zaman daha da çok sinirlenir. Ne yapar ki? Hiç. Ben burada ineyim. Sağ ol asker abi. Doktor hanım. Sen 18 yaşını doldurdun değil mi? Bak o zaman hiç kimse istemediğin bir şey yaptıramaz sana. Yaşımı doldurdum ben. İstemediğim hiçbir şeyi yaptıramazsınız bana. Evlenmeyeceğim o adamla, okuyacağım ben. Ne? Katil mi edeceksin sen beni? Kim giriyor senin aklına? Nereden duyuyorsun bu lafları lan? Tıbbı kazandım baba ben. Tıbbı kazandım. Tıp mı? Ne diyorsun lan sen? Ne diyor kız bu? Baksana, kazandım diyor bey. Doktor olacağım baba ben. Ne olur verme beni o adama. Bırak gideyim İstanbul'a. Bırak okuyayım. Lan. Lan gebertirim lan sana. Yapma. Anne. Dur lan. Yapma. Çekil lan. Dur lan. Yapma. 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 Allah'ın başkına vurma. Bırak. Bırak. Bırak gitsin, onun hayatı kurtulsun. Benim hayatım mı olacak lan? Ha? Benim hayatım mı olacak? Yaşatırlar mı beni? Hanıma kamyoneti verdi, kahveyi verdi. Ne diye? Senin bulunduğun kohluna varsın diye. Ne derim lan ben millete? Ha, ne derim? Demek doktor olacağım, öyle mi? Kaldık mı lan baş başa? Konuş bakayım. Oğlana varacaksın mı varmayacaksın mı? Ha? Cevap ver lan! Okuyacağım ben. Benden günah gitti. Gel lan buraya. Gel lan. Okuyacaksın ha? Gel öyle mi? İrticai faaliyetleri sebebiyle atılan personel arasında yüksek rütbeli subaylar da bulunuyor. Gel. Komutanım, Aslan Yaylası köyünü aradılar. Aile şiddet vakası varmış. Bu Aslan Yaylası köyü, o kızı bugün bıraktığımız köy değil mi? Evet komutanım. Delirmiş, kızını dövüyor. İçerim bir eve. Haber verdik Cender'le. Süleyman Yazan. Sus! Yılmaz! Sus, dur sen yine.
At kapıyı. Kurban olayım yardım. Hülya ne oldu da baban kudurup durup bu kadar? Ne oldu? Adam girmeyeceksin diyor. İnadına giriyorsun ama. Anamda da var kabahat. Sonra otur dövün ağla. Doktor olacağımış hem kızı döv batır. Neden döv batır bunu bu? Ne yaptıysak aç kapıyı. Jandarma aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Aç dedim. Kapıyı kıracağım. Ne oldu komutanım, hayırdır? Çekil şöyle. Elif. 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 Elif iyi misin? Elif. Elif beni duyuyor musun? Elif. Elif. İnsana yakışan bu. Talep olacak bu çocuğa bu kadar dövülüyor mu? Canım insan çocuğuna şu anda acık olsun terbiye veremeyecek mi? Vallahi billahi yansı yalan. Okuyacakmış da doktor olacakmış. Göstereceğim ben sana dıpı mıpı. Göstereceğim o doktor olmayı. Ya Yılmaz sen ettin mi kardeşim bunu? Ne ettin böyle sen? Sana arkadaş sana ne? Kız benim değil mi? İster okudurum ister gelin benim. Kızın babasını karakola alın. Komutanım yardım edin kızıma ne olur. Merak etmeyin hastaneye götürüyorum. Asgara. İyileşeceksin Elif. Ben ne yaptım ki ya? Asgara bak. Yarısı numara diyorum inanmıyor musun? Elif. 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 Doktor hanım. Aç gözünü. Korkma bak ben yanındayım. Daha çabuk oğlum daha çabuk daha çabuk. Akşam camış gibi yerdin. Ne oldu bu akşam? Anne biz bu düğünü Aysun'la yapalım. Bu muydu derdin? E yüzüğü taktık ya. Kaçmıyor ya bu kız. Öyle değil işte. Ee? Yanına bile yanaşamıyorum. Gördüğü yerde tersliyor beni. Sevmiyorum seni diyor. Bak sen şuna. Buraların güzel bir lafı vardır. Attan eşek, it kılından döşek olmaz. Sana da bu elit nefesinden kadın olmaz. Ya yani söylüyorum ama dinleyen kim? Ney mi bu oyun? Dik dur, dik dur. Kaldır başını. Bey olursun oğlum sen, bey. Al. Öyle duracaksın. Kaldır başını. Çevir şu yüzünü bakayım. Bu taraf olur. Oğlum bu taraf. Allah senin cezanı. Hanım. Aslan yaylası karışmış. Jandarma çağırmışlar. Nasıl? Yılmaz. Sizin gelini döve döve hastaneye gitmişler. Ne diyorsun be? Ben şimdi onu gebertmez miyim? Dur sakin ol. Sen de gevelenme anlat. Anlat! Kız tıpımı ne kazanmış? Hanımı alıp bana sökmez. Ben İstanbul'a gideceğim diyormuş. Acıyor mu böyle yapınca? Biraz.
Şöyle. Böyle yapınca. Tamam. Zorlama bırak. Hop. Doktor olacağım ben de. Tıp fakültesini kazandım. İstanbul Merkez Üniversitesi. Biliyorum. Anlattılar. Ama baban istemiyormuş galiba okumanı. Bak, sen akıllı bir kıza benziyorsun. Şimdi bir darp raporu vereceğim sana. Eğer şikayetçi olursan babandan ceza verirler. En azından gözü korkar. Bilmem. Yapamam ki. Yani nasıl yapayım? Babam o benim. Az daha yetişmeselerdi katilin olacaktı ama. Bak, sabaha kadar hastanedesin. İyi düşün. Tamam mı? Meslektaşım bir daha böyle görmek istemem. Sen şikayetçi olsan da olmasan da baban 2 gün nezarette kalacak. Bu da karar vermene yeter herhalde. Bu arada her gün 1.30'da kasabadan İstanbul otobüsü var. Buradan geçmesi 2'yi falan olur. Olur da gidersen varınca ara beni, tamam mı? Vazgeçelim bu işten. Başta konuşun, ikna ederiz dedim ama. Aa, işte gördün. Öldüreceğini seni. Öldürsün. Gebertsin isterse. Ben bu okula gideceğim. Anne, benim başka şansım yok, anlamıyor musun? Gidip o hımbıl oğlanın kapısını mı süpüreyim akşama kadar? Yok, gideceğim ben. Hazır komutan babamı da tutmuşken. Çıkmayacak mı? Peşine düşmeyecek mi? O seni bırakır mı sanıyorsun oralarda? Hadi o bıraktı diyelim. Dur, Ali ne olacak? Onca tarlayı tabanı boşuna mı yaptı babanın üstüne? Gitsin hanım ağanın kapısında ırgat olsun o zaman. Ben kimseye söz vermedim. Kimseye de borcum yok. Ne yapacaksın oralarda? Nerede kalacaksın? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Bilmiyorum anne. Düşünmeye de vaktim yok. 2'de geçiyor otobüs buradan. Benim o otobüse yetişmem lazım. Anne. Beni merak etme, tamam mı? Senin kızın bu kapıdan doktor olarak girecek bir gün. Gel. Komutanım. Bu bayan Yılmaz'ın kızıymış. Babasına bir şey söylemesi gerekiyormuş. Ne diyeceksin ki? Yarın çıkacak zaten. Yok, çok önemli. Ben bekleyemem. Bana söyle o zaman. Ya annem çok hasta benim. Babam bile ilacın raporunu falan. Onu söylemem lazım. Sadece 2 dakika. Lütfen. Geç hadi, gör. Uzatma. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl geldin buraya? Uydurdum, bir şey geldim. Baba, Elif gidiyor. Ne diyorsun kız? Nereye gidiyor? Sessiz ol ya. İstanbul'a gidecekmiş okumaya. Baktım çantasını falan hazırlıyor. Hızlıca çıktım hemen. Ulan yemin ediyorum ana kız, vuracağım ben bunları. Ya annem de çok ağladı ama. Gitme dedi ama dinlemiyor. Ulan buraya da takılıp kaldım, elimden de bir şey gelmiyor. Kadriye karısı duyuyorsa geberti beni. Ne zaman gidiyor bu? Ne bileyim, belki de çıktı bile. Git hanım ayağı be. Otobüse binmeden alsınlar onu. Nasıl? Ya alsınlar, basbayağı alıp eve götürsünler. Bir imam bir nikah kapansın bu mesele, tamam mı? Babam öyle diyor ki. Dünsüz derneksiz mi? Manyak manyak konuşma. Bize ne diyorlar dernekten? Biz atalım da ne halt ederlerse etsinler.
cengim tutarla, davul mu çalarla bizi ilgilendirmez. Koş hadi koş, koş. Yürü yürü. Ulan Elif, ulan Elif. Gebertmez miyim ben seni ha? Basın kızı! Hadi basın!
Gördüm. Gördüm. Orada. Aa, orada bakın arkadaşlar, çabuk. Yakalayayım elimi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi daha hızlı. Gördüm. Hadi abi bir şeyler yapsana kendine ya. Daha hızlı. Hadi hadi hadi. Elif. Elif! Elif, kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Elif diyorum! Elif! Bak, yakalayınca daha zor olacak Elif! Elif! Elif, yakalarsan daha fena olacak diyorum. Abi hadi hadi. Elif! Buraya gideceğim yok. Kocan nereye? Sen ora. Yarın nikahlanıyoruz. Hoş geldin gelin hanım. Kapıdan böyle gelmeni istemezdik ama sen istedin. Ben bir şey istemiyorum. Evlenmek de istemiyorum. Düğününüz, altınınız hepsi sizin olsun. Bu parayla 100 tane kız bulursunuz. Koşa koşa varırlar Durali'ye. Niye benim hayatımla oynuyorsunuz? Vır 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 vır. Kitap gibi konuşma. Kafa ütülüyorsun. Bana kalsa o. Kamyonet, tarla, kahvehane. Hepsi boşa gitti. Benim gözümde metelik etmezsin ama işte benim oğlan seni sevdi. Sivrisinek gibi bir şeysin. Seni sevdi, biz de üstümüze düşeni yaptık. Sen de bundan sonra usulüne göre davranacaksın. El alemin ağzına laf vermeyeceksin. Bey gelini olduğunu unutmayacaksın.
unutursan hatırlatırım. Bir daha unutursan bir daha hatırlatırım. Bir daha unutursan bir daha hatırlatırım. Ama her seferinde canın yanar. Ne yaparsınız ki en fazla? Öldürecek misiniz? İyi, öldür. Öldürün de kurtulalım hepimiz. Yavrum, ben sana kıyabilir miyim? Oğlumun karısı olacaksın ya. Sırada çok adam var. Anam var, babam var, bacım var. Sana gelene kadar. Dürdane! Buyurun hanımım. Gelin hanımın geçici odasını hazırlayalım. Başla üstüne. Hadi gel. Allah'ım sen yolunu aç git. İster misin otobüsün tekeri patlamış olsun? Hanımın seninle konuşacakmış. Benle mi? Ne diyeceğimmiş ki? Yılmaz çıkınca gelsin yanına. Yok yok, Yılmaz'ı değil, seni istedi. Ne bakıyorsun canım, öldürmeyecek ya. Hadi gel birlikte gidelim. Hadi. Telefon var. Efendim? Merhaba canım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne zaman çıkacaksın yola? Yarın çıkıyorum. Ben vardığımda ararım seni. Tamam ama bak mutlaka ara, olur mu? Annem senin için hazırlık yaptırtıyor. Ya ne gerek vardı? Ben zaten yorgun oldum. Dinlendikten sonra ararım ben seni. Deniz, farkında mısın? 6 aydır görmüyorum yüzünü. Ben aramasam aramıyorsun da. Ya ben dakikaları sayıyorum, sen acelesi yok diyorsun. Sanem, öyle kalabalık içinde değil. Bizim seninle bir oturup baş başa görüşmemiz lazım. Anladım, sen benimle yalnız kalmak istiyorsun. Merak etme. Biz bir yolunu bulur kaçarız. Öyle özledim ki seni Deniz. Ya sen? Ben de. Şimdi bir işim var. Ben seni daha sonra ararım, olur mu? Tamam canım, tabii. Bak sen işine. Görüşürüz. Yine mi soğuk? Hep. Oraya gittiğinden beri bambaşka biri oldu çıktı. Gelince açık açık sorarsın. Herhangi bir şey varsa kimseye duyurmadan hallederiz bu meseleyi. Sen Kudret Komutan'ın kızısın. Ben ne olursa olsun kendini küçük düşürmene müsaade edemem. Anneciğim, soracak konuşacak hiçbir şey yok. Bu yüzük takıldı bir kere. Artık geri dönüşü yok. Deniz de bunu gayet iyi biliyor. Ha, bilmiyorsa da öğretirim. Canım benim. Ne oldu, Deniz'le konuşabildin mi? Şimdi kapattım babacığım. Dönmesine az kaldı ya, çok heyecanlı. Can atıyor gelmek için. Çok güzel. Peki nişan için konuştunuz mu? Aceleye gerek yok. Hele bir gelsin de önce. Deniz her şeyi bana bıraktı babacığım. Bir an önce hazırlıklarımı yapmamı istedi. E artık o da beklemek istemiyor. Nişanı, düğünü hepsini ardı ardına yapalım diyor. Çok güzel. Peki sen ne diyorsun?
Ne diyeceğim? Elbisemi seçtim bile. Prova'ya gidiyorum. Görüşürüz sonra. Hoş geldin Dünya Hanım. Hoş geldin. Hayırdır hanımım? Hayır, işlerim mi kaldı be? İki gündür köyü aldın üstüne getirdiniz. Yok hanımım. Biz bir şey yapmadık. Ne yaptıysa Yılmaz etti. Aldı getirdi yüzüğü takacaksın diye. Benim kızım daha küçük. Evlilikte gözü yok. Zeycan Hanım. Onca malı mülkü üstünüze yaparken iyiydi. Hiç kıkınız çıkmadı. Yediniz bitirdiniz. Şimdi kızı istemiyor. Seyhan Hanım, bizim alnımıza enayi yazma. Kıza sen arka çıkmışsın. Sınava sen sokmuşsun. Duydum ben, duydum. İstanbul'a sen göndertmişsin. Yok hanımım. Kim dedi? Yok hanımım yok. Getir. Anne! Kızım! Dur. Sakin ol. Geç. Şimdi. Şimdiye kadar yaptıklarınızı yutuyoruz. Ama bundan sonra olur olmaz işlere kalkışırsan bunun hesabını kızından sorarım. Varsa tamamlarsın. Biz Yılmaz'la kabilleştik. Yarın nikah kıyılıyor. Hanımım kurban olayım, bırak kızı ne olur. Anne ne olur kurtar beni. Git şikayet et, kaçırdılar kızımı. Elif sakın. Sakın, yoksa o parayla kızına kefen almak zorunda kalırsın. Arkadaşlar sıkışın. Sen arkadaki kapat arayı. Kapat, aman diyeyim sürprizimiz bozulmasın bak. İyice sıkış sen de. Omuzları birleştirin arkadaşlar. Komutan geliyor, benden haber bekliyor. Hoş geldiniz komutanım. Bu Aydın İstanbul otobüsü kaç saatte İstanbul'da olur? Sanırım 8 saat komutanım. Ne oldu demek ki? Emredin komutanım. Yok bir şey. Ben lojmana gidiyorum. Bir şey olursa haberim olsun.
Halil, bu ne? Arkadaşlarla size küçük bir sürpriz hazırladık komutanım. Açılın arkadaşlar. Adriana bilsin bunu, beni getirtmesin dedi. Abla, ne olur yardım et bana. Ne diyorsun kız sen? Kurban olayım, git jandarmaya söyle, kaçırdılar de. Bak kimse anlamaz senin yaptığını. Evet de git, öldürtecek misin beni hanımama? Bak, senin yavrun yok mu abla? Böyle tutsalar gönlün razı olur mu, ne olursun? Hadi kızım, hadi beni bulaştırma bu işe. İyi ben, iyi otur. Davulunu ayarladınız değil mi? Hanıma düğün hükümet nikahından sonra olacak dedi. Olur mu olur mu, sen yine ayarlayı ver. Akşam döneriz biz arkadaşlarla, bir iki bir iki. Bir iki bir iki.
Alo. Ha, sen misin abla? Kadriye ben aradım. Nasılsın? Vallahi ne yapalım abla, yapıyoruz bir şeyler işte, bilmiyorum, Allah bizim sonumuzu hayretsin. Yok yok yok. Haftaya düğün. Yarın işte hoca gelecek. Yemek falan. Hoca duası. Bekliyorum, çocukları topla gel. Bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Annesi karakol numarasını alabilir miyim? Tarladan işte 2 ton kadar pamuk. Kaç kişi? 65. Kız kaçtı! O neydi? Ne bileyim ben. Davi, kız kaçtı! Yardım edin! Gidip baksana. Ben bir bakayım. Geç bile kaldı, yürü. Allah'ım yarabbim ya. Kimse yok mu? Azıcık çıkaracağız şimdi seni buradan. Ne oldu kız? Dur Ali Bey, kız kaçtı. Kız mı kaçtı? Kız kaçmış. Ne oldu? Kız kaçmış. Çabuk bahçeye dolaş, sen de kapıyı tut. Hanımım, anahtar buldum. Hanımım, vallahi benim suçum yok. Gel ben lan, gel. Gel.
kapısını. Aç. Aç kapıyı. Git şuranın yedek anahtarını getir. Tamam. Aç şu kapıyı. Allah'ım ne olur inin. Hadi. Aç şu. Hadi. Biricik Jandarma Karakol Komutanlığı Erhal'in. Şey, benim adım Elif. Deniz Komutanı'na görüşebilir miyim? Bir saniye. Komutanım telefon. Alo? 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 Beyim bahçeye baktık, hiçbir yerde yok. Elif! Bir dakika, çekil şunu, çekil. Bırak beni. Alo! Alo! Ersun'a! Oh. Efendim? Alo? Alo? Kim var ya? Elif adında bir kız komutanım. Ne dedi? Deniz komutanla görüşeceğim dedi. Nuriye! Kimi aradın? Kimi aradın? Karakolu aradım. Birazdan gelip alacaklar beni. Göreceksiniz gününüzü. Anne, ne yapalım? Yayladaki eve gönderelim mi? Himmet. Buyurun hanımım. Yanına iki adam al. Bu kızın anasının evini yak. Evde kim var kim yok bakma. Ne yapıyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum dediğimi yapıyorum. Ben sana demedim mi? Ha? Demedim mi ben sana? Bey gelini olduğunu unutmayacaksın. Unutursan canını yakarım değil mi? Anam var bacım var. Demedim mi? Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Dedim. Yalvarırım. Ben aramadım kimseyi. Aradım ama konuşmadım komutanla. Tek kelime etmedim, ağzımdan hiçbir şey çıkmadı yemin ederim. Ne olursunuz bir şey yapacaksanız bana yapın, isterseniz öldürün, ne olursunuz bir şey yapmayın. Yeter. Yeter. Kesin. Gördüğün gibi tehditle bir yere varamıyorsun. Ama laf da ağzımızdan bir kere çıktı. Çıktı mı çıkmadı mı Mehmet? Çıktı. Çıktı. Himmet, evi tutuşturun. Tutuşturun. Himmet! Ha ha ha!
Şimdi öyle bir dert var ki. Bana önce sen yardım edersin. Geç içeri geç. Gece gece kime geldi bu be? Ne oldu da geldin kız seneler sonra? Elif'imi aldılar. Kim aldı? Bizim köyde Kadriye Hanım var ya. Onun oğluna verdi Yılmaz. Ne güzel işte, zengin çocuk, daha ne istiyorsun? Kız istemiyor. Tıbbı kazandı. İstanbul'a gidip doktor olacak. Ama bırakmıyorlar ki kızı. Kadriye ile Yılmaz çöktü kızın başına. Benim tek başıma gücüm yetmiyor. Birinin zaten çıkması gerek. Allah kahretsin ya. Bir şey de duymuyor. Hadi bacım hadi. Benden iş çıkmaz sana hadi. Sen getirmedin mi bana Elif'i? Kapandı o mesele. Seneler oldu. Baktım. Emzirdim. Yedirdim. İçirdim. Büyüttüm. Okuttum. Bir doğurmadım Elif'i. Yakacaklar kızımın başını. Bak vebali senin de boynuna. Haber et ailesine. Delirdin mi sen ha? İlgilenecek olsalardı ilgilenirlerdi zaten. Adam başından atmak için verdin onca parayı. Hangi adam? Gür hadi, benim başımda belası var hadi. Ben demiyorum ki alsınlar. İsterse hiç bilmesin Elif. Ama şu Yılmaz'ı vazgeçilsinler. Sen bizi öldürecek misin ha? Derdin paraysa buluruz. Ama kapacaksın cenini, anladın? Konuşmayacaksın, konuşmayacaksın. Hadi yürü. Derdim para olsaydı hanım aya geline derdim. Benim derdim evladım. Ölürüm de söylemem. Yürü git. Söyleyeceksin kim o adam? Ölürüm de söylemem. Yürü git işine hadi. Öyle mi söyleyeceksin ki? İnce Hanım, ne bu kekler böyle, kurabiyeler ha? Aşk olsunuz Kudret Beyciğim, sanki evde hiç yapmıyoruz böyle şeyleri. Ama Rana'cığım gelecek diye böyle daha çok özendim. Afiyet olsun güzelim. Sayende kek yiyorum. Ağacığım, ay hoş geldin. Canım, hoş bulduk. Gel otur şöyle yüzünü göreyim. Halacığım kusura bakmayın, ne olur. Arkadaşlar bırakmadı da. Olsun canım benim. Olur böyle. Ne cicider aldın bu kadar çok? Annem söylemedi mi? Neyi? Nişan var yakında. Aa, belli mi tarih? Henüz bir şey konuşulmadı, damadı bekliyoruz. Vallahi ben de bekliyorum merakla tanışmayı. Çok kıymetli bir delikanlı. Maşallah maşallah. Sanem, halanın sana bir sürprizi var. Evleniyor musun yoksa? Bak benden önce evlenirsen bozulurum. Sanemciğim ben o defterleri kapayalı çok oldu canım. Halan İsviçre'ye dönmüyor. Uzattın mı tatilini? Artık hep sizinleyim diyelim. Sizin üniversiteden halana bir rektör yardımcılığı teklifi geldi. O da kabul etti. Sahi mi? Çok sevindim halacığım. Canım çok sağ ol. Yani aslında çok düşündüm dönüp dönmemeyi ama. Böyle önemli yerlerde yakınlarımızın olması çok iyi. Rana sen de basını takip ediyorsun. Ne olduğunu görüyorsun herhalde. Farkındayım abi, farkındayım. Yani üzerimizdeki kara bulutlar her geçen gün artıyor. Bu irtica nasıl bir belaysa, bitti derken yeniden başlıyor. Bizim okulun hali de fena. Her tarafta türbanlılar, böyle öbek öbek, mantar gibi sarmışlar etrafı. Her geçen gün de artıyorlar. Hiç merak etme canım, bunun için buradayım. Bir bir temizleyeceğiz. Rana, yarın bir briefing veriyorum.
Sen de katılırsan çok sevinirim. Hatta gelecek yeni rektörlerle de tanışmış olursun. Tabii abicim, seve seve. Hanımefendi, Rukiye diye bir kadın arıyor. Yukarıda konuş istersen hayatım, daha rahat edersin. Müsaadenizle. Abi. Kim bu Rukiye? Bu Rukiye şey, yengenin uzaktan bir tanıdığı. Yaşlı, fakir bir kadıncağız. Biz de arada sırada yardım ediyoruz ona. O da böyle arıyor işte. Ne oldu? Niye aradın? Mecbur kaldım İnci Hanım. Çocuğu verdiğimiz kadın vardı ya. O çıktı geldi birden. Tutturdu çocuğu vereni söyle diye. Makas çekti üstüme yürüdü. Söyledin mi? Bir şey dedin mi? Ben mecbur kaldım. Gözü dönmüştü. Ne dediysem dinlemedi. Ama paramı ara istemedi. Ne yaptın sen? Anasına verin diye değil, sahip çıkın diye. Mümkün değil, kimse bilmiyor onun yaşadığını. Annesi bile bilmiyor yaşadığını. Bir aksilik çıkmasın, ne yap yap ikna et kadını. Yoksa kötü olur. Ne oldu? Yani neymiş mesele? Kızı büyüten kadın bizi soruşturuyormuş. Bir şeyler kaçırmış herhalde ağzından. Kahretsin. Tam da sırası Rana da burada. Bir duyarsa kızının yaşadığını. Aşağıda yengen hani bir kadınla konuşuyordu ya. O kadının bir yakını ölmüş de yengen de baş sağlığı diliyor. Çok üzüldüm. Ay, başınız sağ olsun. Sağ ol canım. Ben de nereye kayboldular diyordum. Karıştırdığını görmek için. Deli deli konuşma. Ne hatlar karıştıracakmışım. Bir tanıdık da işim vardı. Gördüm gördüm. Gırtlak gırtlağa geldiniz artık nasıl işse. Alacak verecek işi. Düğün üzere alıverem dedim. Ha ben de yedim. Bakalım babam yiyecek mi? Bak ağzını açarsan. İnan ki hakkımı helal etmem. Hülya kurban olayım babanın bir şey değil mi? O zaman ne konuştunuz söyle. Para işi. Babanın haberi olmadan alıverem dedim. Hem bilmiyor musun parayı cebine indirir indirmez yer. Hani bugün hanım verdi ya düğün için. Sen al o parayı. Git üstüne başına ne istersen de. Yeter ki babana bir şey söyleme.
Sen arkaya geç. Yok komutanım. Yangın nasıl çıkmış? Kimse görmemiş. Sizden de kimse görmedi mi yangının nasıl çıktığını? Görmedim komutanım, bilmiyoruz. Görmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kasıt var mıydı bu işte? Ben bir şey bilmiyorum komutanım. Düşmanınız var mıydı? Yok. Nasıl yok? Bu Droli denen adam senin kızın peşinde değil miydi? O gitti diye yapmış olmasın. Ben kimseden şikayetçi değilim. Emin misin? Eminim. Kazaydı işte. Çıkıverdi bir yangın. Canımız sağ olsun. Sağ ol kızım.
Bugün Rana evden çıkınca o Rukiye denen kadını bir daha ara. Bir şey söylemiş mi, bir şey demiş mi iyice öğren. Bir duyulursan mahvoluruz. Üstelik terfime ramak kala. Olacak iş değil ya, olacak iş değil. Ah İnci Hanım. Size kaç kere sordum, bu insanlara güvenilir mi diye ha? Bütün suç bende mi şimdi Kudret Bey? Rana'ya ben mi yalan söyledim? Çocuğun öldü diyen ben miyim? Kudret Bey, Rana'ya çocuğun yaşadığını söylesek mi? Canım ne diyorsunuz siz? Bizden duyması daha iyi değil mi? Bakın İnci Hanım, ben o gün o yalanı ailemizin istikbali için söyledim. Şimdi de bunu örtmek için uğraşacağız. Bu gerçek bizimle mezara gidecek. Ama Kudret Bey. Günaydın canım, günaydın. 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 Nasıl, rahat uyudun mu? Oh, hem de nasıl. Yorgunluktan sızıp kalmışım. Ya sizde bir haller var dün akşamdan beri ama. Ne halleri canım, gayet iyiyiz. Değil mi canım? Hem daha da iyi olacağız ya. Çay alır mısın canım? Lütfen. Kızım, bir çay getirir misin? Hepsi nefis gözüküyor. İbrahim abi, bir telefon ele vereceğim senden. Geçmiyorsun bacım. Başınızdan büyük bir felaket geçmiş. İnşallah sizde bir şey yoktur. İyisin inşallah. İyiyim, iyiyim. Henüz telefonu uzadı ben. Abi bir çıkıver sen. Niye? Çıkıver abi, özel. Efendim? Alo. Buyurun. Kudret Bey'i aradım ben. Kimsiniz? Zeycan ben. Aslan Yaylası köyünden. Anladım. Kendisi evde yok yalnız. İsterseniz bana söyleyin. Neyle ilgili? Bir kızla ilgili. Benim kızım. Rana'cığım. Kimmiş? Aslan Yaylası köyünden. Zeycan mıymış neymiş? Aa, ver. Ben tanıyorum. Ben konuşurum. Alo. Alo. Alo, ne istiyorsunuz bizden? Ben Rukiye'den aldım numaranızı. Biz kimseyi tanımıyoruz, Rukiye'yi de tanımıyoruz. Rahat bırakın bizi. Hanım, insan gibi derdimi anlatmaya aradım sizi. Kudret denecek adama söyle. Bıraktıysa bir canıyla cebelleşiyor. Azıcık insanlık varsa gelip sahip çıkarsınız. Ne istiyorsunuz, para mı pul mu? Ne kadarsa söyleyin, hemen gönderelim, halledin sorununuzu. Bir şey istemiyorum sizden. Kız zorda diyorum. Mecbursunuz. Sizin kanınızdan. Bir daha aramayın. Hiçbir şeye mecbur değiliz biz. Alo. 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 Göreceğiz bakalım mecbur musunuz değil misiniz? Hesaba yazıver abi. Çok güzel şeyler yaşadım burada. Arkadaşların hepsi birbirinden değerli çocuklar. Size de yardımcı olacaklardır. Hiç şüpheniz olmasın. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Size de hayırlı yolculuklar. Bu arada dün gece yanan ev. Gelmeden önce oraya uğradım. Aile şikayetçi değil ama bakırcılarla bir husumetleri olabilir. Araştırırken aklınızda bulunsun. Merak etmeyin, inceleyeceğim. Sağ ol. Hoşça kalın arkadaşlar. Tamam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Benden de size helal olsun. Anne. Kız anne.
Anne nereye gidiyoruz bir şey desene. Düğüne gidiyoruz, nereye gideceğiz? Ne diyorsun sen ya, kılı mı oynattın? Abla ne deniyor ya bugün? Ya anne iyice çıldırdın ama sen. Adamlar yaktı bizi ceyir ceyir, ölecektik az kalsın. İyi ya, gözümüzü korkutmak istiyorlardı. Ben de çok korktum, gidiveriyorum ayaklarına. Ama ben gitmiyorum. Kendimi öldürme niyetim yok benim. Al giy şunları. Var benim elbisem. Var da çaput gibi. Çarşıya çıkacağız. Adam gibi ol yanımızda. Gelmeyeceğim etmeyeceğim denesin herhalde. He? Bak kim gelmiş. Anne. Hadi kızım. Hazırlanıver. Düğün için alışverişe gideceğiz. Merhaba amcacığım. Nikah alışverişi için geldik. Gel bu tarafa, bu tarafa. Oo komutan, gidiyor mu bugün? Öyle, yolcuyum bugün. Bir iki hediyelik bir şeyler bakacağım. Bak bak, baktın olursa gel çay içelim. Tamam, baktım kalırsa uğrarım. Bekliyorum. Eyvallah. Kadriye Hanım. Buyur Zeycan Hanım, bir emrin mi var? Estağfirullah. Şu kıza bir gelinlik alıversek. Düğün haftaya alırız. Olsun. Bugün alınsın. Alalım bakalım. Ben biliyorum, ben biliyorum. Çok güzel bir gelinlikçi var burada. Gel. Gel gel. Burası? Bak burada da bir tane var. Bu nasıl? Hadi kızım bir dene şunu. Seni de kandırdılar değil mi? İstemiyorum ben gelinlik falan. Giy dedim sana. Ben yardım edeyim şuna. Küsüm ben sana. Kızım, ben mahsus yapıyorum sana. Kaçıracağım seni. Göndereceğim İstanbul'a. Nasıl olacakmış o? Benim tanıdığım var orada. Ona gideceksin. O sahip çıkacak sana. Sahi mi diyorsun? Sahi diyorum ya. Ben bunları yediniyorum seni. Okuyacak, doktor olacak benim kızım. Yalnız nikah kadar sabredeceksin. Nikahta kaçıracağım seni. Peki kimmiş o? Kim olduğunu boş ver. Babana falan haberi yok. Benim güvendiğim biri. İslamcı kesim yoğun bir eğitim ve propaganda çalışması içindi. Türkiye geneline baktığımızda bu amacı benimsemiş kuruluşların, siyasilerin gevşekliği ve oy avcılığı yüzünden gittikçe arttığını görüyoruz. Modern bir örgütlenme yapısına sahip oldukları için okullar, gençlik ve kadın kolları, vakıflar kolayca toplum yaşamına nüfuz edebiliyor. Buradaki amaç açıktır. Belli kademelerdeki kadrolara kendi görüşlerini paylaşan insanları yerleştirmek ve özellikle eğitim basamağını kullanarak cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizi irtica batağına çekmektir. Dini propaganda yapan yayın organlarının sayısı da buna mukabil her geçen gün artmaktadır. Sözde özgürlük, insan hakları gibi kavramları kullanarak sempati kazanmaya çalışıyorlar. Efendim, lütfen elinizdeki paketleri açar mısınız?
şayet toplum bilinçli davranmaz ve buna seyirci kalınırsa, o elinizdeki başörtülerine alışmaya başlasanız iyi olur. Çünkü bundan 5 ya da 10 sene sonra sizler, eşleriniz, kızlarınız, hiçbiriniz onlarsız dışarıya çıkamayacaksınız. Hayrola komutan? Böyle selamsız sabahsız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin bu yaptığına düpedüz insanları kışkırtmak denir. Brief hikmetini gördüm. Bütün bunlar yarın basında yer aldığında neler olacağını düşündün mü hiç? İrtica başımıza çöktüğü zaman sen neler olacağını düşündün mü hiç? Ha? Testi kırılmadan önlem almak lazım. Ben bunun için çabalıyorum. Bütün çabaların boşuna. Çünkü böyle bir tehlike yok. Bu tehlikeyi sezmeyen insanların vatanseverliğinden şüphe ederim. İnsanları öteki beriki diye ayırmak mı vatanseverlik? Unutma, bu cumhuriyet başörtülü analarımızın, bacılarımızın sırtında taşıdığı mermilerle kuruldu. Ve şundan emin ol ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bütün insanları her türlü tehlikeye karşı korumakla muktedirdir. Gel. Komutanım özür dilerim. İnci Hanım geldi. Heh. Alın içeriye. Emredersiniz. İnci Hanım. Olanı beğendim ben. Bileziği de güzel onun. Bir deneyebilir miyim? Ver 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 ver. Dar gelir o. Yok tam oldu. Bol bile. Oo hoş geldiniz. Kolay gelsin. Buyurun komutanım. Ben hediyelik bir şeyler bakmıştım. Oğlum ilgini ver. Ne bakmıştınız? Öyle yüzük bilezik falan. Sen gelinim için neyi beğendiyse sar. Setini metini ver bize. Ben seni İstanbul'da biliyordum. Nurale'nin hasretine dayanamamış. Dönmüş. Evleniyorsun yani? Evet evleniyoruz. Hem de bugün. Haftaya da düğün var. Kal istersen. Yok ben yeterince kaldım. Yolcu yolunda gerek. Size de mutluluklar gelin hanım. Güle güle komutan.
Hanımlar, 2 dakika müsaade edin de kızımla konuşayım. Anne, nasıl olacak? Nasıl kaçacağım dışarısı ana baba günü? Ben arka kapıyı açıverdim. Dışarı çıkıp bunları oyalarken sen kaçacaksın. Avluya at bağlayacağım. İn git. Yolda araba bulursun. Nasıl oyalayacağım? Ben bulurum bir yolunu. Anne, öldürürler seni. Sen beni merak etme. Sen kendine dikkat et. Olmaz anne. Benim aklım sende kalır. Burada saklamazlar seni. Sen de gel benimle. Olur mu kızım? Kardeşin ne olacak? Baban ne olacak? Üzülme sen. Al parayı. Bu da gideceğin adres. Kim bu? Yardım edecekti mi bana? Hem de öyle bir edecekler ki. Hiç canı sıkmasın. Hakkını helal et. Helal olsun yavrum. Ama sen de bana verdiğin sözü unutma. Yüzümü yere eğdirme. Sen bu köye doktor olarak döneceksin, he? Söz anne. Söz. Hadi, hadi olmadın da. Olmuş, olmuş. Keşkek olmadı mı? Hazır. Hadi, hadi düğün bitiyor. Hoca efendi geldi, nikah okuyacak. Hadi. Adile Hanım, Allah ziyade etsin. Ağzımızın tadı bozulmasın inşallah. Amin. Hocam biraz daha yeseydin. Önce nikah yapsak. Gelin hanım hazırsa bir çağırabilir misiniz? Tamam beyim, ben bakarım. Sen tutacağım. Elif! Yanıyor pamuklar! Bak! Pamuklar! Anne! Elif yok! Kaçmış! Nasıl kaçmış?
Eve baktın mı her yere? Baktım. Bütün odalara baktım Elif, yok. Kızım. Hemen arabayı hazırla çabuk. Ne bakıyorsun Merve, yürü. Hayır, sana ne oluyor ki? Elin kızı okumuş okumamış. Sana ne bunlardan? Zaten senelerdir biz tek kelime anlatabildik mi ki bunlara sen anlatacaksın? Oku diyorsun, uğraşıyorsun, didiniyorsun, bir şeyler olsun istiyorsun. Yok. Kaçıyor gidiyor kocaya. Hayır, bir de dalga geçer gibi kapıya hediye bırakmış gitmiş ya. Ben de aferin diyorum. Kız bak cesaretliymiş. Tek başına kalkıp İstanbul'a okumaya gitti diyorum. Ama nerede? Yazık. Gerçekten çok yazık. Bunlardan hiçbir zaman bir şey olmayacak. Yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavulsa bile dimdik dursa. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese benim derdimi, sırrımı kimse bilmese, kardelen salim sebebi. Ne bu halin? İyi misin? Kurtar beni. Götür buradan ne olur.